Merhaba arkadaşlar, bugün benim Erasmus'luk ikinci günüm. Dün geldikten sonra ilk önce yurda yerleştim. Ondan sonra da ufak tefek eksiklikler vardı tabii ki. Yurtta kendi yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Bunları almaya gittim. Sonra işte buradan hemen Origin ile Play gibi sim kart seçenekleri var. Kendinize göre seçebiliyorsunuz ki Origin gigabyte olarak falan çok fazla veriyor. Çok ucuz oluyor. Ben şu an 30 GB'lık bir paket sınırsız, dakika sınırsız SMS falan diyorlar. 30 zlotiye almış oldum. Bugün de böyle şehirde Old Town dedikleri bir yere gideceğim. Yani biz İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy gibi dediğimiz yerlerde normal merkezi yerler unutuluyor aslında. Burada işte eskilerden kalma insanların yaşadığı yerler ise Old Town diyorlar. Aslında hani şehrin merkezi büyük ihtimalle. Şimdi oraya gidiyorum. Bugün size orayı göstermeye çalışacağım. Şimdilik böyle başlıyorum videoya. Devamında görüşmek üzere. Giderken bir yandan da Allah düşüyordum. Küçük bir bilgi vermek istedim, girmek istedim. Burada şey Zabka diye bir market var. Burada tabii çok market var. Yine bizim A101'imiz, Dünler gibi çok ucuz olanlar da var. Zabka gibi böyle yine çok market olup ama hani çok şubesi olup pahalı olanlar da var. Ben dün alışverişimi Laçkiler diye bir kocaman yerden yaptım. Şeydi çünkü hani terlik almam lazımdı, tava almam lazımdı, işte sebze, meyve, her şeyin bulunduğu bir yerde almam lazımdı. O yüzden Laçkiler diye bir yere gittim. O da şey bizim Migros'umuz gibi böyle 5000 Migros'lar var, her şeyi satıyorlar. Onlar gibi bir yerlerdi. Ben oradan alışverişimi yapmış oldum. Ama şu gördüğünüz işte yeşil olan Zabka gibi yerlerde burada sürekli açıklar. Hani burada açıklardan kastım. Burada normalde pazar günleri marketler kapalı olurmuş ama Zabkalar hala açık gibi bizim. Yani yasaklarda bile şu şey gibi Shell'deki marketler gibi yerler açık olduğu için. Bu bilgiyi size böyle vermek istedim. Hani burada pazar günü açsanız dakikadan alışverişini yapabilirsiniz. Old Town'a gelmiş olmama rağmen az önce verdiğim bilginin doğruluğunu şuradan test etmiş oluyorum. Burada yine gördüğünüz gibi Zabka var. Her yerde var, anlamsız bir şekilde. Yani bizim A101 her yerde deriz ama ben buraya gelene kadar 620 dakika falan yürüdüm. Bu 10. şubesi belki de 11. şubesi falan gibi. Belki de fazla bahsediyorumdur ama. Old Town'ın kısmını sanırsam meydanıya burası. Ya da şu gördüğünüz, nasıl göstereyim. Burada insanlar sürekli gelip gidiyor. Orayı şimdi oradan yürüyeceğim. İstiklal Caddesi'ne benziyor biraz da yoğunluk olarak. Onun içerisinde yine giysiz dedikleri eskiden kalma bir anıt var şurada. Şöyle göstereyim. Şurada parlıyor falan. Ve de bana bunu 3-4 gün önce söylemişti. Kim söyledim? Gerçekten hatırlamam, daha buraya gelmemiştim. Önermişti. Oranın bubble tea'sinde ne de şurada gözükürsen bubble tea var. Ve de hani gerçekten şey tek bugün yaklaşık bir yarım saat dışarı yani tek sıra var ve de böyle yaklaşık bir 20 kişilik birazcık da içeride olmak üzere sıra var. Şimdi bu sıraya girmek istemiyorum, en azından birazcık daha yürüyeyim. Birazcık daha şöyle gösterdiğim gibi şu caddeden gideceğim. Birazcık susamaya başladığımız zaman gidip içelim. Hani bubble tea diyorum ama acaba çay mı satıyorlar, hiç fikrim yok. Sadece bubble tea hatırlıyorum ve sıra olduğunu farkındayım burada. Bir şey daha önermişlerdi, onu söyleyeceğim. Bubble tea'den daha önce
konuştuğum herkes, işte Polonyalı olsun, giden Türkler olsun, eskiden burada yaşayanlar olsun, bir yemek önerdiler ve herkes önerdi. Şimdi önümde bir sıra daha var, oradan aklıma geldi. Şurada bir sıra var. Yine bir yaklaşık 15-20 kişilik, belki daha da fazla. Önerdikleri şey pierogi diye bir yiyecek, bizim poğaçamıza benziyor. İşte biz çikolatalı, kaşarlı, peynirli, patatesli gibi poğaçalar yapıyoruz. Bunlarda da yine çikolatalı için et koyuyorlar, farklı farklı türleri var. Pierogi deniyormuş. Önce bunu denemek istiyorum. Hafiften sonra acıkmaya da başladım. Önce bunu deneyeceğim, sonra bubble tea deneyeceğim. Pierogi nerede yapılıyor diye soracaktım. Herhalde buldum diyebilirim bu sıradan dolayı. Şimdi gidip soracağım ama yine de kendimi tehdit etmiş olayım. Az önceki yoldan geldim. İşte o sıralar vardı, birkaç bir şey aldım. Zapka'dan aldım, Zapka açık olduğu için. Zapka reklamı gibi oldu bu bu video. O yolun sonuna kadar geldim. Şu yoldan yürüdüm geldim. Asıl internette sürekli gördüğüm... Sorry. I love Lublin'in olduğu yere gelmiş oldum. Tabii ayı göremiyorsunuz. I love Lublin. Yani tam merkezinde sen burası. Millet de burada fotoğraf çekiliyor. Ben de birazcık çekilirim. Ondan sonrasında haritadan bakarım daha özel bir yerleri var mı, gitmeye çalışırım. Bölümünü de göstereyim. Lublin. Saatte biraz geç oldu, ben videoyu unuttum böyle, biraz da kendim yürümüşüm, dalmışım, çok hoşuma gitti burası. Onun dışında tekrardan bu yoldan yürüyorum. Bubble Tea'nin tarafına geçeceğim ama saat biraz geç oldu, deneyeceğim demiştim. Eğer açıksa yine denerim. Deneyemezsem de artık zaten bol bol burada olacağım. Elbet bir gün denk gelirim, çekerim yine onun da videosunu. Onun dışında şimdilik yine bu caddeden yürüyoruz. Island Lublin'si burada kaldı. Şimdi yine ocaktan yürüyorum, Bubble Tea'ye bakacağım. Sonrasında görüşürüz. Geldim de Bubble Tea açık. Evet, az önceki gibi videonun ortalarındaki gibi yine açık ama yine sıra var. Ve şu an hani eldiven falan takmaya başladım. Komple yani takıyordum ama şu an cebimden de çıkarmamaya dikkat ediyorum. Hava soğuk. Hani bir iki dakikadır böyle uzaktan izledim. Sıranın pek de ilerlediği yok. Hani kaç dakika beklerim bilmiyorum. O yüzden ben de şey yapmak istemedim. Şu an kendimi soğuk havada bekletmek istemedim. O yüzden yurdun yoluna tekrardan dönüyorum. Bu arada hani güzel bir bilgi olarak akşamları böyle şıklı mışıklı daha güzel oluyormuş. Gündüz gelmek yerine akşam gelmenin daha mantıklı olduğunu öğrendim ama negatif olarak da akşamları bir yerden soğuk oluyor işte. Hani bunun tam ortası ne zaman olur bilmiyorum. Belki 1-2 ay sonra böyle Nisan ayları gibi, Nisan Mayıs ayları gibi daha güzel olabilir. Akşamları da dışarı çıkabilirsen falan burada. Şimdilik bu kadar. Hani bu benim daha ikinci gündeki Old Town dedikleri, Instagram'a da attığım Old Town Love şarkısıyla beraber günü kapatmış oluyorum kendimce.
daha detaylı videoları ilerleyen zamanlarda çekmek isterim. Belki hani Erasmus'tan birkaç arkadaş daha olunca daha da eğlenceli olabilir. Belki daha farklı yerlere de gidebiliriz. Ben sadece hani haritadan gördüğüm kadarıyla bugün gezmeye çalıştım, göstermeye çalıştım sizlere. O zaman daha güzel videolar için takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoya ilk olarak da ben tabii Old Town'u gezdim sandım, şuralara falan gittim. Ama asıl yer burayı size gösterdim. Bu bir karakol gate'e mi geçiyormuş, ismini bilmiyorum. Hani geçiş artık. Ben buradan içeriye girmemiştim. Asıl Old Town dedikleri kısım ise burasıymış. Ben şimdi size buradan birazcık yürüyeceğim. Hem de size göstermiş olacağım ki içeriği ben dün fark ettim. Bugün şimdi video çekmek istedim tekrardan. Publar var, restoranlar var, pizzacılar falan var. O zaman size bu yeri göstereyim. Burası sanırsam otel tarzı bir şey bu arada. Dün öğrendim. Dom burada ev demekmiş. Direkt de dom diye okunuyor, yazdıkları gibi okumuşlar. Onun dışında şurada böyle renkli renkli evler var. Yani gerçekten burası böyle şey, yuvarlak bir kısmın içinde kalan bir yer. Birazcık fazla döndüm başımın önüne. Onun dışında şu sol tarafta gördüklerimiz, şöyle göstereyim. Burası pizzacı, ne pizzacı. Sonrasında yine bir bar var. Şu aralık komple şöyle bar şeklinde kalıyor. Yani Irish barlar falan da var. Yani şehrin dışında çok bar gibi yerler görmedim. Aslında çok yemek satan bir yer yok. Bu orta kısımda, bu Old Town dedikleri bu kısımda çok canlı yerler var. Olsa yine böyle şeyler, gidişlerde mevcut. Old Town'ımızı da şimdilik böyle göstermeye devam edeyim. Thank you.